Abi sizin de işiniz zor be abi. Anlamadım. Abi korumalık diyorum. Yani korumalık gerçekten de çok zor bir meslek abi. Yani hayatınız pahasına çalışıyorsunuz bir yerde. Gerçekten de zor. Abi ben de şoförlük yapıyorum ya. Hani bir yerde icabında hani biz de korumalık hani yapmak mecburiyetinde kalabiliriz yani. Hani ben de sizdenim yani bir yerde, öyle değil mi abi? Bize de tabanca verecek mi acaba abi öyle durumlar için, hani sıkıntılı bazı durumlar açısından? Verecek çocuklar. Ama kullanmanın için değil. Tedbir amaçlı. Tabii ki, tabii ki. Tedbir. Tedbir yani, tedbir. Önceden tedbir. Tedbir. Yani mesela örnek olarak, misal olarak Faruk abi. Hani diyelim bir tane lavuk var hani bizim başımızda. Hani rahatsız edici bir lavuk. Hani bir tabancamız olsa, hani onu görse bile bir caydırıcı olur diye düşünüyorum abi. Caydırıcı olur. Yani koruma olarak da değil de mesela buradan iki tane arkadaşla gitsek mesela, lavuk korkar. Korkar, cayar. Bir daha da saçma sapan hareketlere başvurmaz. Öyle değil mi abi? Sen çok mu dizi izliyorsun? Yok, yanlış anladın abi. Ben örnek olarak diyorum Faruk abi. Örnek olarak, misal olarak. Örnek, örnek. Bir bakarım. Efendim Merve. Savcım, Necdet Solmazer'le ilgili istediğiniz bilgileri buldum. Şimdi size gönderiyorum. İş adresi, ev adresi hepsi mevcut. Öyle mi? Tamam, çok iyi. Ben şimdi bir ziyarette bulunayım bakalım. Merve, sen de Melike'yi ara. Saat 5'te adliyede olmasını söyle. Tamam savcım. Kız Melike neredesin sen? Arıyorum, açmıyorsun da. Geldim işte. Biraz işlerim vardı annem. Afiyet olsun. Ne işi, dava mı yine? Abla bırak sorguya çekmeyi. Geldim dedim işte, tamam. Ay kız, sorgulama falan değil. Soruyorum insan gibi. Geç otur hadi, bir yemek ye hadi. Efendim. Beş gibi mi yetişirim? Ne için? Necdet Solmazer mi? Tamam, tamam tabii ki. Görüşmek üzere, sağ olun. Allah'ım sana şükürler olsun. Kim bu Necdet, Necdet kız? Abla, abla. Aradığım, dava için aradığım adamı bulmuşlar. Necdet'i bulmuşlar. Biliyorum bu sefer kesinlikle güzel bir sonuç çıkacak. Annem, duydun mu? Dava için aradığım adamı bulmuşlar. Şimdi ona gideceğim. Dua et. Çok güzel olacak, inanıyorum artık. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bir otur, bir yemeğini ye de coşma hemen. Bir çorba koyayım ben sana. Selamünaleyküm abiler. Eyvallah. Ben bir şey soracaktım da, bu Necdet Solmazer gören bilen var mı abiler? Nerede bu Necdet? Abiler, bu mekanın sahibi ya. Buranın sahibi Necdet'i soruyorum. Gören bilen yok mu abi? Necdet! Gel lan buraya.
Nerede bu Necdet? Yok abi. Oğlum olmadığını ben de görüyorum. Yok. Nerede diyorum, nerede, nerede? Abi vallahi yalan olmasın. Bugün orada mı çıktı? Sorarlarsa da birazdan uğrayacak dersin dedi ya. Ya. Görünce ona de ki, Cengiz abisi onu soruyormuş. Cengiz Yıldız, eski mahalleden. Tanır o beni. Şunu ver bakayım. Numaramı yazıyorum buraya, tamam mı? Beni arasın ama bak sadece benle görüşecek. Benden başka hiç kimseyle görüşmeyecek, tamam mı? Tamam abi. Anladın mı? Tamam abi. Aferin, hadi bakayım. Kolay gelsin. Necdet abi neredesin sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Ne oldu oğlum? Abi seni mafya gibi adamlar sordu. Ne diyorsun sen oğlum? Ne mafyası? Vallahi abi silahları falan vardı. Necdet beni arasın dediler. Hatta bak numarasını bıraktı. Cengiz'miş adı. Cengiz Yıldız. Cengiz mi? Necdet abi polisler. Ne oluyor lan burada? Çık karşılar. Abi. Beni sorarlarsa yok dersin. Çık karşılar. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Ben Cumhuriyet Savcısı Yaman Arıkan. Patronunuza bakmıştım. Necdet Solmazer. Burada mı kendisi? Maalesef kendisi şu an burada değil. Öyle mi? Tamamdır, o zaman geldiğimi bildirirsin, mutlaka ararsın beni. Tamamdır, mutlaka haber edeceğim. Siz bekleyin. Necdet Solmazer. Ne bu acele ya? Nereye gidiyordun? Sadece biraz sohbet edecektik. Vallahi ben bir şey yapmadım. E niye kaçıyorsun o zaman? Neyse biz adliyede biraz konuşalım seninle. Şu an ne iş yapıyorsun Necdet Bey? Yine kahve işletiyorum savcım. Ama tövbe, öyle kumar falan yok artık. Biraz yattım, çıktım. Sonra tövbe ettim ben. Bir daha bulaşmadım o işlere. Vallahi bak. E niye kaçıyordun o zaman bizden? Bilemedim savcım. Konu nedir? Ne oluyor? Kenan Karaca. Hatırlıyor musun bu ismi? Daha önceki ifadelerine baktım. Orada da geçiyor adı. Çok kazanıyordu demişsin. Kumarın bir düzeni vardır. Buna alışan herkes eninde sonunda kaybeder. Bir tek kumarhane kazanır. Aynen de öyle. Bir kumarhane kazanır savcım. Ama arada sırada büyük oynayan kazanırsa kumarcı gözünü diker buna. Affedersiniz, bizde yağlı müşteri denir. Çok kazanmışsa çok kaybedecek demektir. Hemen ensesinde oluruz. Ne yaparsınız peki ona? Kazandığı parayı geri kasaya sokması lazım. O Kenan'ı da o yüzden hatırlıyorum işte. Hatta Kenan'ın yanında da biri vardı. Ortak oynarlardı. Adamı gözümüze kestirdik. Yanaşıyoruz. Parayı getirsinler, yine oynasınlar diye. Bunlar daha bire kavga ediyorlar. Her seferinde de gelip yine oynuyorlar. Batağa saplanmışlar yani. Hatta bir gece büyük olay çıktı. Yanındaki ben bunu öldüreceğim dedi. Kimdi o adam peki? Adı neydi? Vallahi bildiğim karısının akrabasıydı. Cengiz Yıldız. Bugün de benim dükkana gelmiş. Silahla dalmış içeriye. Adamlarım kaçmış. Ben de çok korktum savcım. Peşime mi düştü diye.
Biraz da ondan kaçtım sizden savcım. Sen şu işi en başından, bütün detaylarıyla, sırayla anlat bakayım bir bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. İyisin değil mi? Var mı şey ihtiyacın? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Serum bitince çıkarım zaten. Melike seni öyle yerde yatıyor görünce aklın çıktı. Ben de anlamazım yani. Benim normalde yer fıstığına alerjim var. Böyle çorbayı içince fenalaştım. Demek ki başka bir şeye daha alerjim var. Tamam, neyse, yorma kendini. Neyse ki geçti. Hazal, o geldi mi, merak etmiştir beni. Savcı abi. Hazal'a bakayım ben. Melike. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye geldin? Ben o kadar söyledim, gelmene gerek yok, iyiyim diye. Niye zahmet ettin? Melike, gerçekten iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yok. Yok bir şey. İyiyim. Gerçekten geçti. De benim aklım asıl Necdet'te, ne yaptın? Buldun mu? Konuşabildiniz mi? Necdet'i buldum Melike. İfadesini aldım. Ya. Ne anlattı peki? Şuradan bir çıkalım, sana her şeyi anlatacağım. Melike, belki katili bulmuş olabiliriz. Ne? Katili bulmuş olabiliriz. Ya sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Nasıl bir ruh hastasısın sen? İnsan kendi kardeşine nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Tövbe, ben kötülükten değil. Necdet'e gidecek. Her şeyi anlayacak diye gitmesin diye yaptım, ben bilmiyordum bunu. İkimiz de senin bunu niye yaptığını çok iyi biliyoruz. Ya kızım, indir şu elini, ne yapıyorsun, saçmalama ya. Cevap ver bana. Bana cevap ver çabuk. Melike'ye sen bunu nasıl yaparsın anne? Cevap ver anne. Ne oluyor burada? Amca. Ne oluyor dedim? Hazan, ne oluyor dedim burada? Çabuk anlat, bak bıktım sizin bu saçmalıklarınızdan. Amca, yok bir şey oldu, yok ya. Yani ben anneme bir şey oldu sandım. Panikledim yani, hani ondan bir yükseldim sadece. Hazal, bak bana yalan söyleme, tamam mı? Duydum seni. Melike diyordun, Hülya'ya anne diyordun. Ne oluyor? Ağız alışkanlığı. Ben ona hep anne diyorum, biliyorsun sen de. Aynen Kadir Bey, o ağız alışmış onun ağzı. Anne, 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 anne. Kes sesini sen! Kes! Buraya giremezsiniz. Çıkıyorduk zaten biz. Siz Melike Karaca'nın yakınları mısınız? Sizi arıyorlardı, çıkışı yapıldı. Anne. İyi misin? Çıkardılar mı seni hemen? Evet. Anne, bu halin? Savcı, Kenan'ın cinayetiyle ilgili çok mühim bir şey bulmuş. Öyle mi? Ne buldunuz? C
Cengiz Yıldız. Kenan Karaca'yı öldürme şüphesiyle gözaltına alınıyorsun. Ne? Nasıl yani? Alın. Ya. Olmaz. Bırakın. Hülya. Bırak. Hülya. Cengiz'i. Tamam, sakin ol. Bırakın kocaman. Hülya, merak bırak. Etme. Bırak. Yalan söylüyorlar. Bir şey yok. Kim dediyse iftira attı. Çıkacağım. Bırakın. Bırakın. Hülya. Allah rızası için bırakın. Aç. Aç şunu. Aç şunu. Açın şunu Cengiz. Açın Cengiz. 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 Götürme Cengiz. Cengiz. Kardeş, aynı canın iki parçası. Sevgisi de senden, nefreti de. Kucağının sıcağı da senin, ihanetinin kışı da. Bitmedi. Bitmiyor kardeşin kardeşe düşmanlığı. Habil'le Kabil'den bu yana.